Merhabalar. Şimdi izleyeceğimiz skeç bir belgesel skeci. İkizler belgeseli geliyor. Ebru Beste Atakan yazdı. İyi seyirler. ŞG Belgesel Kuşağı'na hepiniz hoş geldiniz. Bu belgeselimizin konusu aynı gün, aynı anneden doğan iki kardeşin hikayesi olacak. Yani ikizler. Sence bu hikayede hangileri ikiz? Atakan'la Tuğba? Hayır. Atakan'la ben? Hayır. Tuğba'yla sen? Hayır. Senle ben? Hayır. Oğlum beni niye söylemiyorsunuz? Çok pardon, özür dilerim. O zaman biz böyle dördüzüz, evliya tekiz. Tamam, o zaman görelim. İkizler belgeseli başlıyor efendim. Seyirler. Hadi vur şu adamı artık. Vur şu adamı artık ya. Vur kafasına. Tavayla vur. Tavayla vur. Hadi Pompu, şimdi biraz ağaçlardan bal toplayalım. Ağaçlara koşalım. Balları toplayalım. Oh oh, ballar ballar, oh oh, arıları okşayalım. Bal bal. Bunlar nasıl ikiz ya? Kafam almıyor. Bana bak, beni kandırmıyorsunuz değil mi? Ya seni niye kandıracakmışız ki? Biz ikiziz, tamam mı? Bir elmanın iki yarısıyız biz. Bu kaşıkçı elması, sen yer elması. Atikül, uslu uslu şifre kızım. Ay ablam, ne yettiniz de Almanya'lardan geldiniz ki? Abi teşekkür Şükran. Yeğenlerimin doğum günüsünü kaçırmayayım. Hem diyelmişken Patekül'e yastık alırız dedik. Aa, Badegül o kadar oldu mu ya? Yok ama euro o kadar oldu. Hala, Almanya güzel mi? Yok, çok kötü. Bizim orada kurulu düzenimizi olmasa çoktan dönerdi. Anne, kartını versene, bozuk alacağım. Saçmalama Kuzey. Bu oyunda böyle hep şey mi var? Böyle öldürmeli, vurmalı, sıkmalı oyunlar mı? Konuşsanız belki anlaşırsınız. Bunlar nasıl ikiz ya? Yenge! Yenge! Yemel! Yenge, boşanırsan bunu sen al ha. Atikül, ayıp! Gel tamam ya, da şokuz yaptık ya, şaka şaka. Ben sana bir şey diyeyim mi? Şu büyüyünce çok can yakar, ben sana döyüm ha. Ben. Senin canını yakarlar tentesi. Ya niye öyle diyorsunuz ya? Bizim aramızda bir fark var mı? Fark var mı? Yok canım benim, bir fark yok. Sen biraz yani... sen biraz... tövbe bismillah yapamayacağım ya. Sen daha duygusalsın kardeşine göre yavrum, ondan diyorum. Evet, ikisi biraz daha karizmatik. Salyam tablete damladı galiba. Ay halacığım, gel sileyim halam, gel. Gel. Hala, bir şey diyeceğim. Beni Almanya'ya götürecek misin? Götüreceğim tabii. Ya biraz daha bir annenler gönderecek seni. Ben. Üzülme lan. Sen de Yunanistan'dan kaçak botla geçersin. Atikül. Ya mama ya, of kaynak bulmama ya. Şaka yaptık ya. Atikül, good night. Her good night, of course, good night, good night, mama. Kayasaklar var, hemen zırıp. Hemen zırıp, like, 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 like. Ay bir durun ya. Bu nerenin dili ya bu? Siz biz Almanca bilmiyoruz diye bizi kandırıyorsunuz herhalde. Aynen, aynen, aynen. Geç hadi. Bir şey soracağım. Bak biz ikiz değil miyiz? Baksana aynı değil miyiz? Aramızda bir fark yok ki. Aynısınız çocuğum. Niye sen buna taktın? Bu kadar aynısınız. Ya neresi aynı ya? Kuzey 2,5'luk kola, sen kapaktan çıkan 1 litrelik bedava. Ya yeter ya. Gerçekten bıktım. Ben gidip kendini gerçek ailemi bulacağım. Gibi anlı! Gibi anlı! Evet, sizinle aynı olması gereken bir ikiziniz var ama o sizden daha ayrıcalıklı. Büyük talihsizlik. Aynen ya, böyle düşünsene, paralel evrende bir ikizim var. İnternet kafe falan işletiyor. Paralel evren var, ikizin var ve internet kafe işlettiği için onu mu kıskanıyorsun? Ne var? Benim çocukluk hayalim. Evet, kahramanımız ayrıcalıklı olmayan ikiz olduğunu fark etse de vazgeçmeye niyeti yoktur.
masa 9'u yarım saat uzatır mısınız? Hadi beyler! Hadi beyler hadi ya. Bugünkü maçı alıyoruz ya. Tamam, hadi. Tamam. Hazır mısın? Alalım. Nasıl alacağız? Ha? Nasıl alacağız? Söyle. Nasıl alacağız? Bu kalede bu çuval varken nasıl alacağız? Pardon. Benim kaleciliğimde ne varmış acaba? Ulan geçen maç 26 tane gol yedin lan. Abi hep yediklerim konuşuluyor. Küçüklüğümden beri onu yedi, bunu yedi, şunu yedi. Hiç kurtardıklarım konuşulmuyor. Pardon, ne kurtardınız acaba? O ilk yarıdaki pozisyondaki top kafama çarpmadı mı? Lan bunu hakem oyunu başlat diye attı lan. Oğlum şanssız olabilirim, ne var? Şanssızım! Tamam abi, tamam. Sıkıntı yok ya. Hadi asılıyoruz şu tamam, maça ya. Tamam, tamam. Beyler, tamam. Saçma sapan hareketler yapma. Bana bakın. Hadi oğlum Kuzey, sen de bir pas at lan, bir gol atayım lan. Oğlum bana bak. Bunu görüyor musunuz? Bunu lise 1'de bastırdım lan ben. Evet oğlum. Oğlum, kız okuldan mezun oldu, nişanlandı. Ben daha bir gol atıp bunu açamadım lan. Yeter lan, yeter. Dur, 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 dur. Bastırırım lan. Sakin ol. Bir sakin ol. Buradan kaç sene geçti. Bak, beni tutmayın. Tamam oğlum, sakin ol. Beni tutmayın. Zaten kötü fikirmiş. Bir iki. Hadi beyler, soğumayalım hadi. Hadi. Oğlum, ne giymemiş lan o? Ya oğlum, ben bunu biliyorum ya. Bu televizyonlarda oluyor yani böyle. Bir iki. Hacı, Güran, Altun, Daşa, Mesle, Lise, siz. Yapma artık şunu. Oğlum şunu, bilmiyor musun? Ya, salak yapma. Sakın bir daha yapma bak onu. Sakın bir daha yapma. Biz şunu. Güney, sen ne yapıyorsun burada? Niye geldin? Bu beni tam açmamış değil mi? Tam olmamış değil mi? Sence sorun bu mu? Ha? Ne işin var senin burada? Ya ne? Seçmelere gireceğim. Ne? Sorun ne? Oğlum pompon kız seçmeleri geçen haftaydı. Tamam. Sen burada olduğuna göre galiba sen elendin oradan. Bırakın gelsin, bırakın gelsin ya. Sen bırakma, söyle bırakmasın. Tamam, ne oldu? Gel gel. Ya tamam ya, bir dakika. Ya tamam, sakin ol. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Kaleciğim, gir sene. Düz durun, düz durun. Tamam, düz dur. Gittik, her şeyden önemlidir. Hadi bakalım. Hop, bir, iki, üç. 78, 79, 80, 86, 80. Hoppa, hadi bakalım. Ha, dik dur, dik dur, dik dur. Göbek içeride, onlar dışarıda. Bacaklar sağlam. Oğlum neden ters dönüyorsun? Düz dur, düz dur. Ha, düz dur, düz dur. Aferin. Hocam, zaten düz duruyorum. Nedir oğlum problem? Neyi paylaşamıyorsunuz siz? Ya hocam, Kuzey'in ikisi takıma girmeye çalışıyor. Ya bu tiple olacak şey mi bu ya? Sana ne lan? Hı? Bu tiple olacak şey mi? Sana ne? Buna ben karar veririm. Bir kere Kuzey bu takımın starı değil mi? Hı? İkisi de bal gibi oynar. Çekil şuradan. Kuzeyciğim, ben arkandayım, merak etme. Hocam, siz Güney'i arıyorsunuz da, o ben değilim. Seni ötekileştirmişler. Benliğini unutmuşsun. Arkandayım. Hocam, ben o değilim. Sen kimsin? Doğu. Kusura bakma, çekil. Güney. Hocam. Merak etme, arkandayım. Hocam, ben de Güney değilim. Güneysin. Değilim hocam. Yapma ya. Evet. Sen kimsin? Batu. Kusura bakma Batu. Çekil. Güney. Hocam, Kuzey. Doğru. Senin adın ne? Güney hocam. Nasıl takım lan bu? Pusula gibi takım kurmuşuz. Bu ne lan hepsi? Voleybol düşünmez misin? Ya bu nedir ya? Bu bildiğin şey ya. Ama o kadar iyi bir voleybolcu olacağım ki smaçları ağzınıza basacağım. Bekle beni milli takım. Güney. Hocam böyle hocam. Dur. Squat yapıyoruz. O gidiyor. Hadi sıklaşıyor yani, mu? Squat hocam. Hadi, Allah. Hadi ya. Hadi. O kadar voleybol dedik. Tabii yeri gelmişken filenin sultanları kalp kalp kalp. Buradan. Evet,
alanında işleri rast gitmeyen kahramanımız iş alanında ikizinden daha iyi olmak için and içer. Haydi bakalım izleyelim. Evet, sessizlik istiyordum. Evet, sakin oluyoruz. Tamam mı? Okey mi? Evet çocuklar, size bugün basit bir soruyla başlayayım. Ekstra katılım bekliyorum herkesten. Okey miyiz? Evet. Sorun basit bir soru, basit bir soruyla başlayacağız. Sizce bugün buraya niçin toplandık? Ben, müdürüm ben. Ben cevap vermek istiyorum. Erdem, evet Erdem. Çünkü toplantımız var. Acaba diyorum bu kadar basit bir soruyla başlamasa mıydık yani? Evet, diğer cevaplara... Ben. Şey dahi. Çünkü burası bir iş şirketi. Biz iş yapıyoruz. Yemin ediyorum Allah koruyormuş da biz öyle bakmıyormuşuz. Ve onu anladım şu anda. Arkadaşlar, toplantık çünkü satış stratejimizde, simtimimizde aşağılara düştük. Yani grafik olarak aşağılardayız. Onu arttırmak için. Evet, önerileri alalım. Ben. Daha çok satış yapmamız lazım. Çok mantıklı. Evet, diğer şeyler. Daha da çok satış yapmalıyız. Mükemmel. Gerçekten mükemmel. Evet, Güney sen de düşünüyorsun. Efendim, tam bu konuda benim bir ön çalışmam var. İzninizle gösteriyorum. Şimdi ben bir grafik hazırladım. Efendim, şimdi bizim talep dalga... bu grafikte gördüğünüz... Ama gülüyorsunuz. Bir baktığıma başka bir şey geldi. Sen devam et. Ha, devam. Tamam. Efendim, buradaki eğri talep dalgalanma... Gerçekten çok komik adamsın. Gerçekten. Bir de bilik adamlar çizmiş oraya. Yok talep dalgalanma... Bir de talep dalgalanmaları diyor. Tövbe estağfurullah. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi? Ama sonra da merak ettim. Devam et. Efendim, şimdi bizim... Ben ömrümde böyle saçma bir fikir duymadım. Ya daha söylemedim ki beyefendi. Daha İşte ben de duymadım işte. Efendim, merak ediyorum. Devam et. Efendim, diyorum ki fiyat politikalarımızı talep dalgalanmalarına göre düzenleyebiliriz diyorum. Bitti mi? Ömrümde böyle saçma fikir diyor. Çok kötü. Gerçekten. Kuzey sen de düşünüyorsun. Ben diyorum ki fiyatları dalgamıza göre politikalayabiliriz. Hatta slogan olarak da şeyi düşündüm. Dalgalanıyorum gibisine böyle bir şey. Gerçekten harika bir fikir. Mükemmel. Sana %70 zam yapıyorum. Nesi mükemmel? Az önce o fikri ben söyledim ya. Benim fikrim yani o. Ama senin bu fevri çıkışlarından hiç hoşlanmadım. Sen çok fevri hareketler, senden de %20 kesinti yapıyor. Bu nedir ya? Ya nereye %20 kesinti yapıyorsun ya? Fikrimi almış zaten orada pazarlıyor. Bir de şey yapıyor. Papağan mısın, müdür müsün be? Ne dediğim belli olmuyor be. Bu şirketten istifa ediyorum. Bu şirketi başınıza yıkacağım. Yok canım, yık bakalım. Yıkacağım. Yok canım. Yıkarım. Hadi yık bakalım. Gerek yok. Allah başımıza yıkıldı şirket. Hayatında ikizinin gölgesinde kalan karakterimiz artık kendini sıkışmış hisseder. Aradığı huzuru bulma ümidiyle internet kafeye gider. Gerçekten mi? Saçmalama. Sosyal hayata sarılır. Çocukluk hayalim diyorum. Kimse de gülmedi zaten. Ya kızlar inanmıyorum ya. Gerçekten sizi gördüğüme acayip sevindim ama... Şu halinize de biraz üzüldüm yani. Neden? Ay, ne varmış halimizde? Bensiz kalmışsınız. Çok tatlı ya. Dans! Çok iyi. Selam. Güney. Ne? Ne işin var senin burada? Ne işi var? Eğlenmeye çıktım işte.
Kızlar hatırlarsınız liseden ikizim. Ha, hatırladım. Şeydin sen. Oh. Ya var ya ne günlerde. İkiniz de var ya bayağı değişmişsiniz ha. Ya asıl sen kendine bak. Sen ne kadar değişmişsin. Nasıl zayıflamışsın. Evet. Ha. Bayağı şaşırdım ben de. Ha. İncecik kalmışsın. Yok ya öyle kilom aynı aslında ama. Aa yok yok. Ben hatırlıyorum. Senin boyun falan da uzundu. Sen zamanla kısaldın demek ki. Öyle bir şey mümkün mü ya? Teknoloji. Ya ama sanki senin bir suratın da bir başkaydı ya. İnanmıyorum. Estetik yaptırdın. Lan estetik yaptırsam bunu mu seçerim? Ya sen de hemen sinirleniyorsun ha. Seni çok yanlış tanımışım Süreyya. Lan ne Süreyya'sı? Güney ben Güney. Hala Süreyya diyor bir de. Aa o zaman ben Süreyya'yı çok yanlış tanımışım. Seni hiç hatırlamıyorum. Arkadaşlar bunun havası biraz bozuldu sanki. Evet ya efendim. Hadi, hadi biz gidelim. Aman, aman ben de size zaten çok bayılıyordum ya. Sanki ben tek başıma eğlenemem. Tek başına nasıl eğlenmiyordum? Ne yapıyorsun ya? Nimet ben, tanışalım mı ha? Biraz dans etmeye ne dersin? Bize gidelim mi buradan ha? Hadi ya, şu üstündekileri çıkar, sesin gelmiyor. Maşallah çok sonuç odaklısınız, sağ ol. Aa sen ürktün değil mi? Tamam, biraz sohbet edelim, gel bakayım. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyi. Size gidelim mi? Olur. Hadi, hadi gidelim. Ya arkadaşım, hiçbir yere gelmek istemiyorum, beni rahat bırak, tamam mı? Sağ ol. Eyvallah. Tamam ya, bana burası da olur ya. Dört duvara okeyim ben. Bize gitmek zorunda değiliz. Ya gelmek istemiyorum ya. Deli misin? Rahat bırak beni. Kimse yok mu? Kimse yok mu? Niye geldin lan buraya? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne yapıyorsun ya? Kardeşim o benim. Hiç dans ediyordum. Kertenkeleye bak ya. Şu hareketlere bak. Neyin güvendin? Ben bak bana! Niye geldin diyor bir de tek başına. Tövbe şey yapıyor. Ne garip insanlar var ya. Güney, sen... İyi misin? Değilim abi. Kardeşim biz ikiz değil miyiz ya? Ben seni koruman olmadan dışarı bile çıkamayacak mıyım? Biz neden aynı hayatı yaşayamıyoruz? Anlatırken hikayeyi biraz değiştirdik. İki aynı kişiden birinin çeşitli ayrıcalıklara sahip olması, diğerinin ise sürekli engellerle karşılaşıyor olması gerçek. Tek bir farkla. Güney'in cinsiyeti. İyi misin? Yok ben iyi değilim ya. Ya Kuzey ben senden daha usluydum seni sevdiler. Ben de başarılıydım seni tuttular. Ya ben de zekiydim ama seni terfi ettiler. Birbirimizin aynısı değil miyiz ya biz? Aynı anadan doğmadık mı? Neden aynı hayatı yaşayamıyoruz ki? Senin canını yakarlar tentesiye. Sen daha duygusalsın kardeşine göre yavrum. Ne işin var bu saatte burada? Voleybol düşünmez misin? Bu fevri hareketlerinden hiç hoşlanmadım. Aynı göğün altında sadece cinsiyeti farklı diye bambaşka hayatlar yaşamak zorunda bıraktığımız kadınlara adalet borcumuz var. Her canlı eşit yaratılmıştır ve eşit haklara sahiptir. Kadınlar Kuzey'in kardeşi, Efe'nin sevgilisi ya da Uğur'un eşi değildir. Özlem'dir, Merve'dir, Ayşe'dir. Belgeselimizin sonuna geldik. Sizlere veda ederken Neşet Ertaş ustamızın şu sözünü hatırlatmak isterim. Kadınlar insandır, biz insanoğlu. Hareket diyenler, zil diyenler ve zil geliyor. Skeç'in yazarları Ebru, Beste ve Atakan zile gidiyor.
Kaskı gibi bir şey evet. geldi abi. Kırmızı halı. Verdiği mesajıyla diyorsunuz. Seyircimiz kırmızı halı diyor. Yani ben skeci okurken ilk yazdığınızda o komprovalarında biraz riskli gibi geliyordu bana. Yani evliya üzerinden anlatıyoruz. Hani orada aslında daha çok çirkin görsel şakalardan gittiğimiz için ikizin ayrımı çirkinlik güzellik kavramı üzerindenken beklenmedik bir finalle aslında bir cinsiyet eşitsizliğiyle bağlamak seyircinin de nazarında neredeyse artık hani şeye giden kırmızı halıya giden bir fikirmiş. O yüzden seyircimizin de gazıyla kırmızı halıyı veriyoruz size. İşlediğimiz konu konusu itibariyle çok çok önemli bir konu işliyor. Yani biz işte skeçte burada bazen skeçte güldürürüz, güldüremeyiz. O olur bu olur ama artık 21 yani 2022 yılında bu 21'deyiz ama işte 22'ye geldi. Cinsiyet eşitsizliğini konuşmuyor olmamız lazım. Artık kadın erkek eşitsizliğini konuşmuyor olmamız lazım. Aynı iş yerinde aynı iş yapan kadın ve erkeğin aynı maaşı almayıp kadının daha düşük paralarla çalışıyor olmasını artık konuşmuyor olmamız lazım. İşte bunları böyle skeçler yaparak sanatla anlata anlata kafaya vura vura öğreneceğiz inşallah. Helal olsun. Tebrik ediyoruz arkadaşlar. Bir şey diyeyim. Finalde kullandığımız evet. şarkı da Efe Karanfil'in. Çok onu da teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz buradan Efe. Çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel hareketler. Şahane bir şekilde devam ediyor sevgili izleyenler. Çok güzel hareketler bunlar. Duyla, duyla. Başlıyor şimdi mutfak.